Selam millet. Bugün seviyorum premium için medium tankımız 121B ile beraberiz. Normalde bugün video koymayı planlamıyordum ama bu olay kesinlikle haberlerde yoktu. Bir anda çıktı. Bildiğiniz gibi Wargaming sömürmeye başladı. Tekrardan kutulara koyduk. İlk defa seviye 10 premium tank satmaya başladı. Aslında pek satma sayılmaz ama kutulara koyayım artık şansınıza. Gelirse gelmez mi? Gelirse ya da gelmezse. Bak arkadaşlar, şu arkadaşın yaptığı şey orospu çocukluğu. Videonun başında küfür etmek istemezdim ama böyle heriflerden nefret ediyorum. Bilerek geldi orada, sırf 121B'yi kullanıyorum diye geldi, beni sıkıştırdı. Neyse, Parskalarından Yusuf kardeşim tankı verdi. Kendisi çok sağ olsun. Ben de hemen alır almaz bir 5-6 maç yaptım. Direkt incelemesini çektim sizlere yetiştirmek için de. Bugün yani günlerden Cuma günü saat 11.30'da seslendiriyorum videoyu. Yine bir saat önce falan yaptım maçları zaten. Fazla maç yapma şansım olmadı ama güzel iki tane maç çıktı. Hatta bundan sonra iki maç bayağı bir güzel olacak. Bu maç da keyifli. Ben de hemen seslendirip tankı size tanıtacağım. Şimdi tankı ilk birazcık karşılaştırayım. Çok fazla vaktim yok. İki maç aldım. 121 ve 121'in premium hali ama birçok farklı özelliklere sahip. Yani karakteristik olarak 121 normal 121'den çok daha farklı bir tank arkadaşlar. Daha çok bir normal M48 STB tarzı bir medium tankı andırıyor. Tip olarak T-62K'ya çok benzer. 3156'lık bir DPM'e sahibiz. Mesela normal 121'in 2478'lik bir DPM var. DPM bakımından iyi. Yani 3238'de STB o civarda, yani 6.7 saniyede dolduruyor ve 350 hasara ortalama vuruyor. Belki bir 6.5 olabilirdi ama 6.7 de kesinlikle sizi üzmez. 245'lik bir yarışa sahip diğer mediumlarla aynı, bu da değişmiyor. Birkaç tane aralarında yüksek olanlar var, onları saymıyorum. Alfa hasarının 350 olmasından bahsettik. Mesela 121 9.69 saniyede doldurup 400 vuruyor. Ama 121B 6.7 saniye doldurup 350 vuruyor arkadaşlar. Top eğimimiz normal 121 ile aynı. 5 derecelik bir topal çalmamız var. İyi bir derece değil. Bildiğiniz gibi T-62 ile falan da aynı. Bunun haricinde 20 derece top kalkışı var. Yukarıya bakışı. Bu kesinlikle normal 121'den çok daha iyi. Çok daha olması gereken bir derece. Normal 121'de bu 15'te. Şimdi 56 kilometre maksimum hızımız var. Bu şeyle aynı. Motor gücü, ileri geri gücü falan, arazi şeyleri falan normal 121'le aynı. Aralarında herhangi bir fark yok. Hızlanması, ivmelenmesi. Gövde dönme hızı 50 derece. Bu normal 121'den 3 derece daha, birazcık daha düşük. Görüş mesafesi yine 274. Yine Çin serileriyle aynı. Bu tank arkadaşlar en güzel özelliklerinden bir tanesi taret zırhı. Gerçekten efsane bir taret zırhı var. Yani bunu kullanırsanız çok çok yüksek atışlar sektirebilirsiniz. Aynı normal 121 gibi 240 mm'lik bir taret sırtımız var ve weak spotumuz çok küçük. Yani vurması oldukça zor. Yani oldukça zor arkadaşlar. Taret sırtımız güzel, DPM'imiz güzel, hareket kabiliyetimiz güzel. Arkadaşlar tank genel olarak güzel. Ben tankı beğendim. Şimdi 121'in birçok dezavantajı varken 121B'nin sadece top alçalışı kötü. Onun haricinde eksik bir özelliğini göremedim ben. Buna bir 6-7 derece bir top atılışı versen OP bir tank haline gelebilirdi, öyle söyleyebilirim. Ama şimdi şöyle bir şey var, değer mi? Yani şöyle bir şey olsaydı, sallıyorum 250 liraya koy bunu şeye. Adı aklıma gelmedi, store'a şeye. Dükkana işte. Değer mi değmez mi yorum yapardım, belki değer değdi, değer diyebilirdim ama yani şu an bildiğin kumar ne yapmışlardı, bir kutu 45 lira. 5 kutu 250 lira mıydı? 10 kutuda arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 450 lira gibi paraydı. Ve 10 kutuya bu tankı çıkarma şeyiniz yok, garantiniz yok. Ben bir tane YouTube'da video izledim tank çıktıktan sonra. Adam 21 tane kutu açıyor. 21 kutu kaç para demek? Yaklaşık 1100 lira para demek ve tank çıkmıyor. Yani adam 21 kutu açmış ve tank çıkmamış. Sen 1000 lira bu tankı almak için para vereceksin. Ve sana Wargaming 3'ün 1'ini verecek. Şöyle bir hareket yapacak. Hareketi gösteremiyorum sesten dolayı, anladınız siz. Yani hiçbir garantisi yok. Bu yüzden ben tavsiye etmiyorum. Kesinlikle açmayın kutu. Yani başka tank güzel. Eyvallah. Buna kesinlikle bir şeyim yok. Tanka bir bok atmıyorum. Tank benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel maçlar çıkardım. Gayet de keyif aldım. Her türlü de oynanır. İlk defa seviye 10 tank sattılar. Yani bu artık para gözlüklerini ortaya çıkartıyor. Tank eyvallah iyi. Ama bir miktarı yok yani %5. Bunu da artık Apple Store yüzünden koymak zorunda kaldılar. Önceden bunu %50'yi bile koymuyorlardı yani. Adamlar zannediyordu ben kutu açacağım, %50 bana tank çıkacak. Wargaming oh rahat. Artık Apple Store bir
bir şey yaptı buna. Kardeşim sen bu kutuyu şey yapıyorsan sadece buna özel değil. Tüm oyunlar ve benzeri şeyler için. Sen bunu yapıyorsan buna belli bir yüzdeyi koymak zorundasın. Sonra da Wargaming buna mike mike uydu işte. %5 tankı çıkarma şansınız var. Ama yani bir olasılık bu da. Neyse. Geldik gördüğünüz gibi burada spot'a birazcık maçtan bahsedeyim. Spotlandım ama terasırım burada her şekilde kullanırım. Ben yine de bekliyorum spotumun geçmesini. Biraz daha geçtikten sonra ilerleyeceğim. M40 alıcım nereye gidiyorsun? Ben niye geri çıkıyorum acaba? Bu adam niye geri çıkıyor? Bak bak vuracaksın diye atmış ki. Hadi bir atışa abicim. Aferin oğlum. Aferin 45 saniye yaşayabildi. Yani ne dedi, niye diyordum? Ne diyordum? Para vermeyin diyordum. Yani dehşet bir para ya arkadaşlar. Öyle böyle bir para değil. Yani ve bunun bir garantisi yok. Şöyle ben iki kutuyu açabileceğime inansam 100 lira verirdim. Yani ondan fazlasını şu durumda vermezdim ne bileyim. Yani bir garantisi yok. Sallıyorum 220 liraya koy şeye. Dükkana. Bu tank her türlü satar. Deli gibi satar. Ama işte böyle de insanlar, birçok insan kanıyor herhalde. Bunlarla çok büyük para kazandıklarına göre, yani bunu sürekli devam ettirdiklerine göre demek ki çok büyük para kazanıyorlar bu kutu açma olayından. Lanet olsun, nereden geldi gibi bu kutu açma olayı? İliğimizi sömürdü. Yani para vermeyin. Çok paranız varsa verin yani, ne diyeyim, bir şey demeyeyim. Tank kötü değil, tank iyi, eyvallah. Çok paranız varsa böyle bu tarz keyiflere verip saçabileceğiniz paranız çoksa, aylık 5000-6000 civarı falan kazanıyorsanız verin. Tank oynanır yani, 10 numara oynanır. Bir de şöyle bir şey var yani, şanslı olanlar da olabilir, şimdi olmadı değil. Adam bir kutu açıp tankı çıkarabilir ama bu çok çok düşük bir ihtimal yani, burası kesinlikle güvenmeyin. Neyse tank bu, özelliklerinden bahsettim, güzel bir tank. 121 ile normal arasındaki farklardan bahsettim. Saat 11.30'da incelemeyi çekiyorum, biraz saçma olmuş olabilirim, kusura bakmayın, hızlı konuşmuş olabilirim. Çünkü birazdan yatacağım, sabahın 6'sında 6.30'da kalkıyorum. O yüzden böyle hebele gübele her şeyi yetiştirmeye çalıştım. Maça dönelim. 3-2 durumundayız. Onlardan iki kişinin canları bayağı bir az. Arka taraftakilerin durumu sağlam ama bizimkiler de şey, bayağı bir lale arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu AMX'i almak için. AMX öldü galiba ya. Ne kaldı orada? ISD kaldı. ISD'de buradan ince bir atış yaptım. Onu aldım. Leopard kaldı. AMX öldürmüş hayatına. Onu öldürmek için zaten 3 tane adam daldılar oraya. Şu Leopard'ı aldıktan sonra diğer tarafa yönelebiliriz. Leopard'ı aldık. Bu arada şundan bahsetmedim. Bildiğiniz gibi hareket halindeyken 121'in vurma şansınız çok düşüktü. Bu medium tank, özellikle medium bir tank için çok kötü bir özellik. Ama 121B'de bu yok. Gerçekten hareket halindeyken yani dispersion'ı dağılması iyi. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani normal T-62 kullanır gibi bu tankı da kullanabilirsiniz. Nişan alması çok iyi. Dağılması iyi. Bu konularda sıkıntı yok. Ortalamada 350 hasarımız var. Doldurmamıza nispeten iyi. Güzel bir şey. Burada hemen T-62'ye geldim. Baktım başka tankla ilgileniyor orada. Bir atış attım, geri çekildim. Şu an bizim T-62'nin canı az olduğu için T-62 onunla ilgilenecek. Ben de burada patır patır onu vuracağım. Arkada bir E-5 var. Bir de E-100'leri var. Maçın başında spotlandım. Şu an nerede olabilir? Arka taraflarda snipe yapıyor olabilir. Şimdi ne tarz bir oyuncu bilmiyorum, tanımıyorum. Şu an ilerliyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. O yüzden çok fazla riske etmeyeceğim kendime. Burada sadece bakın, bir bakıyorum. Sol tarafa bir baktım. E100 nerede bu acaba, bu E100? Baktım oralarda gözükmüyor. Ben de buradan atış yapayım. Eğer çok gerideyse, sol çaprazında kalıyorsa beni görebilir. Başka türlü sadece kafamı göreceği için buradan bana atış yapamaz. Zaten sürekli gördüğünüz gibi hareket halindeyim. E5 bana bakmıyorken bile hareket halindeyim ki diğer tanktan yani E100'den atış yemeyeyim. E5'in de 400 küsür canı kaldı. Son bir atış yapar mıyız diye düşündüm. ISC'de vuramadı. 5-5 durumunda. Diğer tankımızın da canı çok az. Evet, AMX yukarıdan gidiyor. O da muhtemelen ölecek birazdan. Ben hala tırsıyorum. E100'den bir yandan bir atış yemek istemiyorum. Çünkü E100'ün canı yüksek. Atış yedim yedim bilmiyorum. E5'in de canı tek atış değil. Beni sıkıntıya düşürebilir bu durum. Şu an spotumun geçmesini bekleyip daha sonra ilerleyeceğim. Yani şu ana kadar bir rahat bir 4-4.5 hasar çıkardım. Gayet iyi oynadık gördüğünüz gibi. Kontrollü oynadım. Tankı sadece taretini gösterdim. T-62'den sadece bir mermisi yedim. O da 65 falan vurdu. Şimdi spotum geçti. Medium tank spot avantajını kullanarak E5'i önceden spotlayıp atışlar yapmayı deneyeceğim. Evet, E5 gördüğünüz gibi spotladım. Hemen kendisi panik yaptı. Böyle gördüğünüz gibi bir yere kaçmaya başladı. Şu an benim muhtemelen kendisine göre önünde veya sağ tarafında olduğunu düşünüyor. Çünkü bu tarafa bakmıyor. Birazdan da göreceksiniz. Hemen şuradan bir atış yapar mıyım diye düşünüyorum. Bakalım şuradan.
tam çapraz atış yapacakken tank düz döndü çünkü spotlandım. Yani normalde hasar verirdim ama ben çarpmaz duracağını hayal edip hesaplayıp şey yaptım. Gördüğünüz gibi tarete bir atış yaptı. Taretten delemezsin bebeğim beni. 121'in de 121B'nin de tareti gerçekten çok kuvvetli. T-62'a kadar kuvvetli, hatta ondan bir tık önde bile diyebilirim. Burada hemen paletinden bir atış yaptım. Şu an onu bir an önce alıp E100'e yöneleceğim. Derken dedim şimdi demedim. Bir 20-25 saniye önce dedim bu E100 galiba AFK. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yemek yedim. Harika bir yemek yedim. Üzerine de en sevdiğim kahvaltı demişim. En sevdiğim tatlı geldi. Full canlı E100. Yani daha ne isteyeyim. Çok güzel oldu bu. E100 şey olsaydı, muhtemelen AFK olmasaydı bu maç bayağı bir zora girerdi. Ama canım yüksekti yine. Gördüğünüz gibi E100'ü burada full yakaladık. Full canlı, 2500 canlı. Çok mutluyum, hemen olumluları da çekiyorum. Neyse. Bu da benden sana gelsin Sinancım. Sen nöbet storda giriş yüzünü birerle kassın böyle, hasarlarını dibine vursun. tank güzel. Eyvallah, bu konuda sıkıntı yok ama şansınızı kutulara bırakmayın. İleride belki başka bir şekilde bir etkinlikte gelir veya normal satışa sunulur. Sonucunda kutu olarak geldiyse bu tank satışa da sunulabilir. Bu yüzden şimdilik paranızı çarçur etmeyin diyorum. Bu şekilde tankı da görmüş olduğunuz bir an önce çıkar çıkmaz ertesi gününde incelemesini yapmış oldum. Bakalım ne hasar yapmışız. İyi vurduğumu düşünüyorum. Ne kadar iyi vurmuşuz. Evet, 7732'lik bir hasar. 121B için uzun zaman, uzun bir süre kırılamayacak bir hasar yaptık. Gördüğünüz gibi 36.000 karede. Bu arada tank premium değil, yani çok normal bir kredi kazancı var, normal bir seviyede. Aklınızda olsun, öyle 50.000, 60.000, 70.000'ler civarı kazanamıyorsunuz. Evet, çok sağlam bir hasar yaptık. Çok güzel maçlar çıkardık. Bu şekilde. Şimdilik görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yarın akşam muhtemelen videoyu koyarım. Yani cumartesi günü 5-6 civarı.